Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki içki gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamberimizin hadislerinde yasaklanan bir içki türüdür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu içsün min amelis şeytani fecitenibuhu leallekum tuflihun." Ey iman edenler, iman edenlere sesleniyor burada Cenab-ı Hak. Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytanın işinden pis birer iştir. Yani bunlar iyi bir iş değil, pis bir iştir. Çirkin bir iştir, kötü bir iştir. Bundan uzak durun ki felaha eresiniz, yani kurtuluşa eresiniz. Bu ayeti kerime gayet sarih bir şekilde, açık bir şekilde içkinin haramlığını, zaten içkinin haramlığıyla ilgili en son gelen ayet budur. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Kullu muskirin haram." Her sarhoşluk veren şey haramdır buyurmuşlar. Ve "Vema eskira kethiruhu fekalinuhu haram." Sarhoşluk veren şeyin azı da çoğu da haramdır buyurmuşlardır. Ve diğer taraftan Peygamber Efendimiz bu içkiyi imal edene, yani üretene, bunu taşıyana, bütün bunların Allah'ın rahmetinden uzak kalacağını ifade etmişlerdi veya Allah bunlar Allah'ın rahmetinden uzak kalsınlar buyurmuştur. Dolayısıyla bir Müslümanın içkiye karşı tavrı budur. Ve bu içkinin yaygınlaşmaması için ve bu içkiyi satanların kazanç elde etmemeleri için bir çaba gayret içerisinde olmaları gerekir. Biz öteden beri Din İşleri Yüksek Kurulu olarak bu konuda bize sorulan sorulara, kurbanı ayrı tutacak olursak oraya geleceğim zaten, acaba İçki satan işte marketlerden, dükkanlardan alışveriş yapmak caiz midir diye söylenirken diyoruz, sonuç itibariyle diyoruz ki bir Müslüman, duyarlı bir Müslüman efendim mecbur kalmadıkça, zaruri bir durum yoksa bu tür yerleri tercih etmemelidir. Buralardan alışveriş etmemeye azami derecede gayret göstermelidir. Çünkü buralardan alışveriş yaptığı takdirde bunların bütçesine, ekonomilerine bir katkı olacak ve böylece o içki satan yer varlığını devam ettirecek ve insanları alkol satmaya devam edecek, insanları tabir caizse zehirlemeye devam edecek, yuvaları yıkmaya devam edecek. Bu sebeple biz buralardan alışveriş yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sıra kurbana geldiği zaman, kurban da bir ibadettir aynı zamanda. Sadece efendim işin ticaret boyutu değil, aynı zamanda kurban bir ibadettir. İbadetlerin Allah rızası için yapılması gerekir. Büyük bir samimiyetle yapılması gerekir. Ve bu ibadetlerin kabul olması için, makbul olması için her şeyden önce insanların ne olması, takva sahibi olması gerekir. Takvaya göre hareket etmeleri gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Len yenale Allahe lehumuha ve la dimauha velakin yenaluhu takva minkum." Şüphesiz ki Allah'a kesmiş olduğunuz kurbanların etleri ve kanları ulaşmaz. Ya içinizdeki takva duygusu o Allah'a ulaşır. Yani buradaki samimiyetiniz nedir? İhlasınız nedir? Bana birisi şunu söyleyebilir mi ki, efendim ben içki satan bir marketten veya bir dükkandan bir kurban aldım ve bende ihlas var, samimiyet var, bende takva var. Bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Aynı zamanda bu içki satan marketler, evet bunun ticaretini yapıyorlar ama burada sadece bir ticaret olmadığı için, aynı zamanda bu bir ibadet olduğu için, bir ibadet unsurunu satarken onların da takva sahibi olmaları gerekmez mi? Onların da dinin emirlerine, hassasiyetlerine riayet etmeleri gerekmez mi? Elbette bu da gerekir. Ama onlar bunu göz ardı ediyorlar ve sadece işi
bir ticarete döküp, bir kazanca döküp, bazen İslam'ın da efendim cevaz vermediği şekillerde işi sadece bir et satma boyutuna döküp bu şekilde satıyorlar. Onların bu yaptıkları da her şeyden önce etik değildir. Etik bir davranış değildir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan bir şeyi satmaya devam ediyorlar. Yani alkolü satmaya devam ediyorlar. Bir taraftan da efendim ibadet unsuru olan bir şeyi satmaya devam ediyorlar. Bu esasında bir çelişkidir. Dolayısıyla tekrar ediyorum, bir duyarlı bir Müslümanın, ben müttaki bir Müslümanım diyen bir kimsenin, ben takva sahibiyim, ben Allah'ın rızasını gözetiyorum diyen bir Müslümanın bu tür yerlerden efendim kurban alması, yani Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceği bir kurban alması ve buradan bir sevap beklemesi doğru bir davranış değildir. Buralardan kurban alması uygun değil, dine uygun değildir.